Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı sonrasında Barış Pınar Harekat Bölgesi'nde ortak devriye gerçekleştiriliyordu. Ancak bu devriye geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Ekim civarı güvenlik gerekçesiyle ara verilmişti. Ortak devriye yeniden başlandı. Önemli bir gelişme. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Abdullah Ağar bizimle. Kendisiyle değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Büşra Hanım. Saygılar, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi burada tabii hatırlamak gereken aslında birkaç madde var Sayın Ağar. Yani önce Soçi'deki Türkiye ile Rusya arasında sanırım 10 maddelikti. Bir mutabakat vardı. Bunu bir hatırlamak gerekecek. Sonra bu güvenlik gerekçesiyle bitirilen geçen sene Ekim ayında diye hatırlıyorum bitirilen bu tatbikatların neden bitirildiğini hatırlamamız gerekecek. Bunlar için de tabii sizin değerlendirmelerinizi alacağız. Öncelikle bu tatbikatın bu 22 Ağustos'ta başlaması ne anlama geliyor ve neden bitirilmişti güvenlik gerekçesiyle? Şimdi tabii Büşra Hanım, bir gözüken gerekçeler var. Bir de ya örneğin beni tabii bu gündeme geldiği zaman şöyle bir soru sordum kendime. Hı hı. Dedim ki Rusya'nın buradaki amacı ne? Hı hı. Şimdi yakın zamanda yani bu evet geçmişte güvenlik gerekçesiyle işte yani konvoyların güvenliği gibi gerekçesiyle o zamana kadar 344 tane devreye gezilmiş, beraber yapılmış. O zaman da benzer sorunlarla karşı karşıya kalındı ama 344. devriyeden sonra denmiş ki güvenlik gerekçesiyle buna ara veriyoruz. Hı hı. Şimdi belli ki bir kırılganlık gelişmiş. Yani bu güvenlik yani gerekçesi ortam, her iki taraf için de geçerli. Çünkü tatbikat tabii her iki taraf, her iki tarafı da tehdit eden bir güvenlik gerekçesi miydi? Taraflardan şimdi biri bir şey dermiş. Bir gerekçe ortaya konmuş ve hı-hı, onunla beraber 8 aydır ortak devriye yapılmamış. Hı-hı. Şimdi bir evre var. Yani Gazze Savaşı'nın ısıttığı bir evre var. Şimdi bakıyorsunuz Rus tarafı Esad'la görüşüyor. Rus tarafı İran tarafıyla görüşüyor. Yani en önemli adamları gönderiyorlar. Esad Rusya'ya gidiyor. Rusya'da Esad'a Putin bir takım tavsiyelerde bulunuyor, nasihatlerde bulunuyor. Bir diğer tarafıyla aynı rafta bir üs kuruyor. Yeni, daha doğrusu geçmişte kullanmış bir üssü tekrar aktif hale getiriyor. 3 sene önce kullanmış olduğu bir üssü. Sonra Arap aşiret isyancıları YPG, PKK terör örgütü arasında çıkan çatışmalara müdahil oluyor. Evet. PKK ile rejim arasındaki gerginliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hatta rejime bu konuyla ilgili bazı bir takım cümleler kuruyor İran'la ilgili olarak. Yani ve en son Türkiye ile ortak bir devriye başlatıyor. Yani bu devriyelerin başlamasının temel sebebi, bu temel gerekçesi şu. Şimdi bizim Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ile Barış Pınar Harekatı sırasında yapmış olduğumuz bir mutabakat var. O mutabakat nedir? 30 kilometre Türkiye sınırından YPG, PKK terör örgütü ağır silahları şunları bunları alıp defolup gidecek. Evet yani, hatta tam o bu çerçevede tam olarak şu Tel Abyad ve Ras El Ayn içine kalan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınar Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir diyor 3. maddede. Ama sadece burası değil ki. Tabii. Münbit ve Terrifat'ın bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır. Bu da bir diğer madde. Aynel Arap da var. Tabii. Kamışı da var. Hı-hı. Yani asıl zaten sorun olan yerler buralar değil mi? Yani Barış Pınarı Harekatı doğusundaki ve batısındaki alanlardaki PKK varlığı tabii, bizim Amerikalılarla ve Ruslarla en büyük sorunumuz. Normalde bu terör örgütün buralardan gitmesi lazım. Silahlı kuvvetlerimiz her gün yapmış olduğu basına bildirimlerinde her gün buralarda çatışma çıkıyor. Sızma girişimi oluyor, ÖSO'yla çatışıyorlar, bizimkilerle çatışıyorlar, bizimkiler top atışı yapıyorlar. Yani buradaki mücadele bir teviye devam ediyor. Yani sorun anlaşma yapıp mutabakat sağlanmış olduğu halde devam ediyor. Şimdi böylesine bir evrede Rusya'nın yani Gazze Savaşı'nın son derece ısıttığı Lübnan, Suriye ve Irak eksenine ilgili böylesi bir evrede Rusya'nın Türkiye'de işbirliği görüntüsünü ortaya koymasının ben anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bir diğer tarafıyla Ukrayna tarafındaki yapmış olduğu mücadelede de Rusya'nın sıkıştığını veya zor durumlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Yani savaş orada cephe hattında hani kısmi taktiksel ilerlemelerle kendisini gösterirken bir anda Rusya toprağında
Rusya'da kırmızı çizgilerin tamamen aşıldığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Şimdi burada Rusya'nın bu yapmış olduğu hamlenin Rusya'nın Suriye'deki az kuvvetle inisiyatifini gösterme çabasının bir parçası olarak değerlendiriyor. Temel önceliğim bu. Öte tarafıyla şunu söylüyor. Yani burada ben varım, etkili olarak varım. Yarın bu coğrafyada bir şey olduğu zaman benim bulunduğum hatlar ve alanlar bellidir. Bunda neyle gösterecek? Faaliyetleriyle beraber gösterecek. Bu açıdan Türkiye ile yapmış olduğu iş bir önemli. Ama bizim buradaki beklentimiz ne? Beklentimiz aslında en başından beri her zaman bildiğimiz, artık kamuoyunda artık ezbere bildiği, bizim sınırımızın güvenliği. YPG PKK terör örgütüyle mücadele. YPG PKK terör örgütünün işte özellikle Barış Pınarı'nın doğusunda ve batısında ki alanlarda kurmuş olduğu sözde kontrol noktaları, sözde devri şeyler, karargahlar, işte depolar, yığınaklar, sığınaklar, barınaklar, nerelerde yuvalandıysa onların görülmesi, tespit edilmesi, toplumun bize karşı nasıl mobilize edildiği, çünkü biliyorsunuz PKK terör örgütü mobilize ediyor halkı, bizi taşlıyorlar, şey yapıyorlar falan, böyle pek çok kendine özgü denklem var o coğrafyanın kendi koşulları içerisinde. Buralardan bakıldığı zaman ortak devriyenin Rus inisiyatifinin şekillenmesi ve gelişmesi adına, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin tekrar bir kez daha gösterilmesi adına önemli olduğunu düşünüyor bence Ruslar. Biz de bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sonuçta biz burada problemi kimle çözeceğiz? Amerika Birleşik Devletleri mi çözeceğiz? Rusya ile mi çözeceğiz? Çünkü sonuçta Rusya neye arabuluculuk etti? Türkiye ile Esad rejimi arasında bir görüşme tabii potansiyeli Rusya'nın aracılığıyla ortaya çıktı. Yani, tabii bizim de şu an Suriye ile bir normalleşme sürecimiz hala bir süreç olarak devam ediyor. Ve bu noktada İran hani benim görebildiğim kadarıyla çok da bizim Esad rejimiyle görüşmemiz, şimdi bir örneklendirelim izin verirseniz. Müşra olayı ne kadar önemli, yani bir kıyasa ihtiyaç var. Şimdi bölge Suriye ve Irak istismar ediyor. İsmar edenler belli. Hadi suçlamayalım. Şimdi bu ülkelerin ismardan kurtulmasının yolu ne? Yani örneğin Daesh'ten kurtulmanın yolu ne? Örneğin bölgeyi ismar eden bir takım ülkelerden kurtulmanın yolu ne? Veya bölgeye istikrar getirmenin yolu ne? Bakın benim görebildiğim, yani yıllardan beri bu bölgeye gidip gelen, buralarda görev yapan ve bu bölgede çalışan bir kişi olan, Türkiye'li hem Rusya ekseniyle hem Amerika ekseni üzerinden bu bölge, bu ülkelerle Türkiye'nin işbirliğinin gelişmesi bölgeye istikrar getirir. Ha, terör örgütlerine yaşam hakkı tanımaz. Yani YPG, PKK terör örgütüne yaşam hakkı tanımaz. DAEŞ'e yaşam hakkı tanımaz. Mezhep fitnesine yaşam hakkı tanımaz. Ama eğer gerçekten böyle bir istikrar arayışı varsa ki, soru içeride var, ünlem var içinde, varsa ki Türkiye'de işbirliği şart. Türkiye'yle beraber yürümek şart. Bir diğer tarafıyla birbirine karşı inisiyatiflerini gösterme adına da bir bilek güreşine karşılık geliyor aslında. Yani burada örneğin şimdi Rusya ile bir devriye atabiliyoruz. Bir diğer tarafıyla Akdeniz'de Amerikalılarla işte bir tatbikat, deniz tatbikatı, gemilerle tatbikat yapabiliyoruz gibi. Kendine özgü bir takım karmaşık denklemlerin geliştiği, inisiyatiflerin ya izin verdiği ölçüde beraber işte bir takım faaliyetlerin yürütüldüğü bir coğrafyaya dönüştü. Bir yerde kavgalısınız, bir yerde işbirliği yapıyorsunuz. Yani son derece karmaşık bir şekilde hani güven arayışı olan ama arzu eden güven arayışının bir türlü inşa edilemedi. Klasik kanıksadığımız bir Orta Doğu denklemiyle karşı karşıyayız. Ama şunu söylemeliyim, bakın biz yapmış olduğumuz harekatlarda, yani gerek Fırat Kalkanı'nda, gerek Zeytindal Harekatı'nda, gerek Barış Pınar Harekatı'nda ülkelerle bir takım işbirlikleri yaptık ve onlarla görüşmeler yaparak ortaya çıkacak olası yanlış anlaşılmaları, tehdit ve tehlikeyi ortadan kaldıracak bir süreçle beraber harekatlar şekillendi. Bu anlamda Sayın Erdoğan ne dedi yakın geçmişte? Tekrar Suriye ile ilgili, yani Barış Pınarı'nın doğusunda ve batısında kalan alanlarda Türkiye'nin bir harekat yapabileceğini, yapmak zorunda olduğunu söyledi. Çünkü terör örgütü oralarda duruyor. Şimdi bu noktada Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın bu Barış Pınarı harekatının doğusundaki ve batısındaki alanlara, yani olası harekat yapmayla ilgili Cumhurbaşkanı dilinden bir söylemin ortada olduğu bir dönemde bu harekatların ortaya çıkması önem taşıyor. Önemli. Yani şimdi ya dersiniz ki hep böyle fotoğraflarla karşı karşıya kaldık. Ama bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye Fırat Kalkanı harekatını
yapmazdan evvel Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı gibi bir harekat yapacak derseydi kimse inanmazdı. Değil mi? Evet. Barış Pınar inanmazdı. Çünkü ya hiç Türkiye'nin yaptığı bir şey değil. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra evet terörle mücadele adı altında girmişiz, çıkmışız, Irak'a pek çok şey ama Suriye'de bir harekat alın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı. Bir, iki, üç ardından İdlib, ardından Bahar Kalkan Harekatı resmen orada Suriye ordusuyla karşı karşıya kaldığımız çok daha başka bir denklem şekillendi. 34 askerimiz şehit olduktan sonra. Ki bu işin içindeki hangi bileşenlerin olduğunu da zaten takip edenler çok iyi biliyor. Ne kadar gergin bir ortamda durumu fotoğrafını ortaya çıktı. Bu açılardan bakıldığı zaman Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin bir şekilde devri olarak kendini göstermesi 8 aylık süreden sonra ilk defa olması böylesine bir hassas evrede bence son derece önemli. Tabii kritik bir dönem. Kartların bölgede yine ülkelerin İran'ın ön plana çıktığı, Rusya'nın devrede olduğu. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Tabii buyurun. Yani bir devriyenin klasik hedefleri var. Bu klasik hedeflerini kim açıkladı? Milli Savunma Bakanımız açıkladı zaten. Terörle mücadele. Bölge halkının güvenliği, sınırlarımızın güvenliği, işte beraber ortak işte müşterek bir kara devriyesinin yapılması. Bunlar gözüken taraflar. Ama iki ülkenin işbirliğinin hem bölgesel konjonktürü ve dengeleri, hem küresel konjonktürü ve dengeleri etkilemeyle ilgili sembolik bir takım durumları var. Yani hem etkisi var hem de bir görüntüsü var. Sembolik bir görüntüsü var. Bu açılardan bakalım zaten. Böylesine bir evrede tekrar başlayan devriyeleri sadece oradaki sınır güvenliği gibi, işte bölge halkının huzuru gibi veya terörle mücadele gibi temel başlıklar üzerinden değil, ülkelerin ne yapmaya çalıştıkları üzerinden de değerlendirmeniz tabii önemli. Daha geniş bölgesel bir resim üzerinden de değerlendirmekte fayda var diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bunu söylemeye çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Abdullah, değerli yorumlarınız için, bizler de katıldığınız için sağ olun.